Değerli basın mensupları, 4 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılını kutlayacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Partimizin bu çok önemli yıl dönümü biliyorsunuz kısa süre sonra 100. yılını kutlayacağımızın Cumhuriyetimizin de aslında ortağı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve partimiz koparılamayacak ortak değerlerle birbirine bağlı. Bugün sizlere tabii ki 100. yılımız için yapmayı planladığımız etkinliklerimizle ilgili bilgi vereceğim. Ancak kısa süre kısaca bugüne gelmenin öneminden ve değerinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu 100 yıl sadece partimizin Cumhuriyet tarihi kadar köklü ve güçlü olduğunu göstermekle kalmıyor. Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin temel değerlerini de kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri sayesinde tüm saldırılara rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partimiz en başta büyük Atatürk'ün bizlere emaneti. Bugün cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı hepimizin en temel görevinin bu emanete sahip çıkmak olduğunun bilincindeyiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Dünün zorluklarıyla büyüyen partimizin bugünün koşulları ve yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmadan önce 1922 yılının Aralık ayında şöyle demiştir: Barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurma niyetindeyim. Onun ortaya koyduğu ilkelerle çıktığımız yolda vatan, topra vatan toprağının kutsallığına, devlet kurumunun bekasına ve Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle ki dünyada yüzüncü yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden birisi olma şerefine de sahiptir. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi öncüdür bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi idealleri yücelterek demokratik, layık ve çağdaş Türkiye'nin modernleşme ve demokrasi yolculuğuna öncülük etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş Türkiye'nin Cumhuriyet'in partisidir. Kesimlerin, kısımların ya da tarafların değil, kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkesin adı üstünde halkın partisidir cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin ya da kutuplaştırmalardan beslenenlerin değil, barışın, birliğin ve beraberliğin partisidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kökleri cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik olmak üzere altı temel ilkeye dayanan asırlık bir çınardır. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ailelerin, sarayların ve sömürülerin karşısında halkın egemenliği dediği için cumhuriyetçidir. Milliyetçiliği ayaklar altına alanların karşısında milli duyguları yücelterek ülkemizin ulusal birliğini savunduğu için milliyetçidir. Milleti sizden bizden diye ayıranlara, yandaşı zengin, halkı fakir bırakanlara karşı halk dediği için sınıf ayrımı yapmadığı için yasalar karşısında herkes eşittir dediği için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını limanlarını rant kapısı haline getirenlere karşı sosyal devlet sosyal adaleti kendi öz kaynaklarıyla sağlar dediği için devletçidir. Halkın dini ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı devletin dini inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için layıktır. Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak cehaletin karanlığından medet umanlara karşı bilim dediği, yenilik dediği için devrimcidir. Yüzyıllık bir gelenek, yüzyıllık bir tecrübe, 100 yıllık bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından birisidir. Bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği tüm toplumun refah ve huzur içinde yaşayacağı aydınlık bir Türkiye hedefinden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. İkinci yüzyıl hedefimiz Türkiye'nin gerçek bir demokrasiyle, akılcı politikalarla yönetilen bir ekonomiyle ve ileri teknolojiyle çağdaş dünyada hak ettiği yeri mutlak surette almasıdır. Yüzyıllı küçümseyenler, reklam arası diyenler bir düşünsünler. Cumhuriyeti ve partisini hedef alanlar başları her sıkıştığında kurucusuna sığındılar. Partimize saldırılar hiç bitmedi. Ama daha önemlisi cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam ediyor. Her türlü bakın her türlü etik değerden uzak bir şekilde kurumları, halkı, anayasayı hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde bize ışık tutan Atatürk'ün çizdiği yoldur. O yol sadece partimize ait olan yüzyıllık bir miras değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdine bırakılmış bir yol haritasıdır. Yüzüncü yaşımız Atatürk'ü unutturmaya, her fırsatta değersizleştirmeye ve adını anmamayı marifet zannedenlere karşı verilmiş en büyük cevabımızdır. İlk günün heyecanı ve yüzyılın tecrübesiyle buradayız. Ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz. Bu sebeple geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla sloganıyla yola çıktık. Milletvekillerimizden oluşan 100. yıl komitemizle birlikte çalışmalarımızı yaptık. Kurumsal kimlik çalışmalarında öncelikle partimizin ve ülkemizin tarihi geçmişini de örtüştürmek istedik gelecek yüzyılımıza da atamızın gözünden baktık. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği altı okumuzu yüz sayısının içerisinde simgeledik. Yine 100. yıl tanıtımı kapsamında televizyon ve sosyal medya üzerinden yakın zamanda halkımızla buluşacak bazı kısa film, belgesel ve görsel tanıtımları hazırladık. Yüzüncü yılı anısına 1923 adet hatıra parası ve 1923 adet hatıra pulu bastırdık. Ayrıca 100. yılımız için değerli sanatçı ve orkestra şefi Bujor Hoini tarafından bestelenmiş bir 100. yıl marşımız var. 100. yıla ilişkin internet sitemiz 9 Eylül'de açılıyor. 100. yıl etkinliklerimizi Ankara'daki etkinliklerimizi 8 9 10 Eylül olarak planladık. Ancak bununla sınırlı değil. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler planladık. İlk olarak 8 Eylül akşamı Genel Merkezimizde bir etkinlikle başlayacağız. Davetlilerimiz Suna yakından aydınlanma yolunda Cumhuriyet Halk Partisini 100. yıl marşımızı ve parti hikayemizi anlatan ses ve ışık gösterisini izleyecekler. Kuruluş günümüz 9 Eylül'de ilk olarak kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna toplumun her kesiminden hemşerilerimiz olan 1922 kişiyle gideceğiz. Aynı günün akşamı Anıt Park'ta genel başkanlarımızın, Tüm partililerimizin ve halkımızın davetli olduğu bir 100. yıl buluşması gerçekleştireceğiz. Bu buluşmada sayın genel başkanların konuşmalarının ardından Candan Erçetin'in konseri olacak. 10 Eylül günü ise 1923 ağaçtan oluşacak 100. yıl hatıra ormanının ilk fidanlarını dikeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin orman mirasına katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Evet sevgili basın mensupları hep birlikte bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. 100. yılımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılı hepimiz için kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Soruyor ki herhalde.